Yani başkanı ben şöyle düşünüyorum. Birincisi ekonomi tabii. Beklentileri yönetmek her şeyden önce. Başkanın kişiliği, tavrı, hareketi, açıklamalarıyla bir güven kaynağı olması lazım. Ekonomi aktörlerine ülkenin geleceğiyle ilgili, yapılacaklarla, yapılmayacaklarla ilgili öyle bir güven vermesi lazım ki insanlar ileriye de güvenle baksınlar. Belki başkanın, yani benim indimde başkanın bu tarafı en önemli tarafı. Yani mutlaka işin en profesörü olması değil. Tabii bilirse daha da iyi ama bilmese bile kişiliği ve güven veren açıklamalarıyla ekonomiyi yönlendirir. Bu bakımdan önemlidir Merkez Bankası Başkanı ekonomi açısından. Son zamanlarda akademik çevrede kredibilite kelimesiyle temsil ediliyor bu söylediklerin. Bir kurumun kredibilitesi önemli. Kurumun kredibilitesini sağlamakta da bir başkanın kişiliği, Greenspan tabii gibi, bir de icraat önemli. Dolayısıyla başkan da önemli bence. Önemli tabii. Evet. Sen bir şey ekleyecek misin? Hayır, ben bu soruları tasnif etmeye çalışıyorum. Yani onun için... Peki Merkez Bankası Başkanları gibi sevilir mi Ege yani, sence? Merkez Bankası Başkanı sevilir mi? Başkanları genelde. Yani hani meşhur hikaye vardır. Merkez Bankası Başkanı partinin en iyi anında, en neşeli anda içkileri toplayıp giden adamdır falan diye şeyler var. Yani tam böyle coşkulu anlarda ekonomiye fren yapan, işin şirazeden çıkmasına engel olması gereken kişi o. Yani belki herkesin sarhoş olduğu gün ayık kalması gereken tek adam Merkez Bankası Başkanı'dır. Çünkü çoğumuz içmeden sarhoşuz zaten. Bir kişi hiç olmasa aramızda ayık kalması lazım. O ayık kalırsa iyi olur. Özellikle tabii siyaset tarafı var için. Siyasetçilerde bu kendini coşkuya kaptırma kuvvetli bir istir. Pozitif olmak istiyorlar. Halka bir şeyler vermek istiyorlar. Vaat etmek istiyorlar. İp uzun olsun istiyorlar. Yenim dar al bana yen diyecek. Yerim dar al sana yer denecek. İşte başkan bu arada bir takım frenleri koyabilir. Koyduğu zaman da sevimsiz olur. Yani başkanın görevinin bir miktar sevimsiz olması belki işin tarifinden geliyor. Güzel konuştu Mr. Johnson. Bence de çok güzel anlattı konuştu yani. Hakikaten iyi iyi özetledin yani bu olayı. Vallahi bravo. Vallahi bravo ya. Hakikaten. Ben de beğendim yani. Peki hemen bir sonraki konuya geçelim. Sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik. Çok kısa bir şey orada bir söyleyelim. Şimdi bu tabii bu salonu dolduranlar için çok önemli bir şey. Türkiye'nin çok ciddi bir sosyal güvenlik problemi vardı ve bu bütün Türk toplumunu ilgilendiriyor ama genç insanları çok ilgilendiriyor. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin her yıl vermiş olduğu açık kabaca gayri safi milli hasılanın %5'i civarında bugünlerde. Bu 365 milyar dolar civarındaki bir gayri safi milli hasılada 20 milyar dolara yılda yanaşan bir açık. Yani bu faiz maiz rakamlarını da geçti. Ayrıca şu anda prim ödeyip de emekli olmamış olan kimselere mevcut olan borçlar. Çünkü ileride onlar emekli olacaklar. Dolayısıyla geleceğe dönük bir borç. Ve şu anda emeklilik olmuş olan insanlara yaşamların geri kalan kısmında ödenecek olan borçları eklerseniz, kamu borcu hesaplanmıyor bu.